Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz nostalji yapalım dedik. PES 2019 oynayacağız. Online bir şekilde oynayacağız. Ama öncelikle şunun bilgisini vereyim. Şubat ayından itibaren, 2020 Şubat'tan itibaren mesaj olarak size zaten gönderiliyor. PES 2019'da artık serverlara ilgi ve alaka da Konami tarafından bitirilecek. Yani artık bu bakım süreçleri vesaire daha laçka bir şekilde olacağının mesajı geliyor. Aynı zamanda 2019 Aralık ayından ya da Kasım Aralık gibi de coin alımı bitmiş oyunda. Artık isteseniz de coins alamıyorsunuz, bilginiz olsun. Yani mağaza kapatılmış. Bunların ikisinin bilgisini vereyim. İsterseniz takım yönetimine gireyim. Fernando Santos taktiği. Biliyorsunuz ki Fernando Santos PES 2020'de çok daha farklı bir kuruluşta ve farklı bir sistemde 4-3-1-2 sistemiyle oynuyordu. Ama burada apayrı bir taktiği vardı ve birçok kişi bu taktiği kullanıyordu. 4 tane defans, bir DOS, bir tane OOS ve 2 tane kanat adamı var. Onların yanı sıra 2 de SF. 98 takım ruhum var. Takım bu şekilde. Aslında birçok efsanem, yani efsanelerle bile ilk 11 kurabilecek kadar kadrom vardı. Ama Yasin'le 5-6 efsaneyi aynı anda oyuncu silme çalıştı. Sildiğimiz bile hatırlıyorsunuzdur. Sadece Lozano'muz full. Onu da her defasında söylüyorum. 2 tane Lozano'yu birbirine basmıştım ve fullenmişti. Onun dışında kadroma baktığınızda hiçbir oyuncunun zaten sağ üstte göreceksiniz full olmadığını görüyorsunuz. Şimdi maça geçeceğim. Maçta süre olarak ne kadar sürede rakip bulacak? Ne olacak? Ya da oyunda hatalar var mı? Çünkü serverlarda belki sıkıntı olabilir. Bunları test edeceğiz. Süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin maçımıza geçelim. Evet kardeşlerim, 30 saniye içerisinde eşleştirme kısıtlaması yok dedim. 30 saniye içerisinde rakibimizi buldu. Hemen bir kontrol edelim rakibimizi. 39.5 galibiyet oranında biz burada neler yapmışız? 56.8 galibiyet oranımız var. 1003 puandayız. Burada da şampiyon apoletini almışız. Ve şimdi maçımıza çıkacağız ama öncelikle bir oyun planı diyelim. Baktığımızda defans hattı düşüşte gelse de ileri hattımız Mbappe, Griezmann ve Saint-Maximin çok iyi durumda. İki kontra hedefini kanatlara veriyorum arkadaşlar. İki tane, yani 4 forvet gibi oynayacağız. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Hadi artık inşallah PES 2019'a vurduğumuz gol olur. Saha, stat bilmem ne falan, bunların da analizini birlikte 2020'ye göre kıyaslayacağız. Ve işte PES Türkiye Partenope arasındaki mücadele, stat vesaire, ambiyansları da kontrol edeceğim. Şimdi 2019 normal başladığında çimler inanılmaz gerçekçi geliyordu bize ama 2020 oynadıktan sonra aslında 2019'un ne kadar pastel temalarla olduğunu ve gerçekçilikten biraz da uzak olduğunu görebiliyoruz. Takımı bir tık geri aldı rakibimiz. Hadi biz de ileri alalım bari. Tadından yenmez. Quadro. Quadrado ya da, o da olur. Şimdi en köşede bir boşluk var. Attık topu. Mane. Mane ortada. Ah olmadı. Şimdi Aubameyang. Jordi Alba. Evet. Van Dijk aldı. Yapma hata. Abu'ya karşı böyle bir hata yapmaman lazım. Sakiniz. Pasını verdi. Jordi Alba. Orta. Kimpembe vurdu. Atak devam edecek. Mbappe indirdi. Alaba pas verdi. Şimdi şurada bir boşluk. Uzun gönderdim. İnanılmaz bir top. Sadio Mane. Sadio Mane. Çift vuruşu yapamadık arkadaşlar. Aubameyang. Lionel Messi. Kimpembe aldı topu. Şimdi uzun göndereceğiz. Biz de sakin olun. Saint-Maximin. Pas. Arnold. Tekrardan bir pas. Sadio Mane. İyi pas. Griezmann. Şimdi Mane. Aha. Bas. Önde baskı. Adam korkudan topu taca attı arkadaşlar. Taca. Arnold'la tacımızı kullandık. Umtiti. Alaba. Van Dijk. Pasını verdi Kimpembe. Kimpembe sahayı inanılmaz parselleyen bir teknik direktördü bu. Bir de çizgiye de yapışık verdiğimiz için çok daha iyi olacaktır. Aman dikkat. Abu. Ara topu Mertens. Oyun yalnız şu anda hızlı da geliyor bana. Tabi 2020 biraz daha yavaş. Ağır bir oyun. Şu anda bayağı keyif aldım ama bakın belki de 2019'a geçeriz arkadaşlar. Belli olmaz. Saint-Maximin. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe döndü. Tekrardan pas. Ortaya. Kimpembe. Adamın arkasına geçme Mane ya. Messi. Eyvah. Van Dijk mı? Abu gidiyor. Kaleci. Kalemizde Oblak mı vardı? Tam olarak hatırlamıyorum ama her yerinden öpmek istiyorum Oblak'ı. Burada çok önemli bir posta, tabii defans hattı önde. Bu zaten Fernando Santos'un her yıl defans hattı önde oluyor. Şimdi iyi orta gol getirebilir.
Baktı içeriye. Kevin De Bruyne. Orta Griezmann. Gelişinde Özil vurur mu, pas verecek. Şut çekti. Kimpembe aldı. Şimdi Mbappe Saint-Maximin'i gördü. Saint-Maximin pas Griezmann. Griezmann sakinim. Attık pasımızı. Mbappe sakin. Mbappe pasını verdi. Cuadrado baktı. Uzun gönderecek. Bu en uzunun buysa bir sıkıntı vardır bu işte. Messi yine kendinden daha iyi bir oyuncuyla paslaştı. Arnold. Verdik. Uzun bir top. Cuadrado. Şimdi Mbappe kaçtı. Mbappe içeride bir boşluk. Vur, olmadı. Bas. Bas. Oradan çıkarmamız lazım. Uzun gönderdi. Aldık topu. Şimdi Arnold. Maç heyecanlı mı geçiyor? Bana mı öyle geliyor? Ben mi heyecan yaptım bilemedim. Kimpembe. Şimdi baktı Cuadrado. Ortaya. Tekrardan Kimpembe ama olmadı. Kevin De Bruyne. Etkili geliyorlar. Van Dijk biraz daha yakın gibi, aldık topu. Oblak. Şunu dikkat ettim. Yani 2020 gibi bu kadar böyle şey yok. Birbirine böyle mücadele, omuz koy, ona vur, it, çek falan. Öyle şeylerin olmadığı görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Saint-Maximin verdi. Mane. Mane pas verecek. Öncesinde kalkan bir bayrak. Bütün kalkanları indirelim. Griezmann topun başında. Oğlum burası açık değil mi ya? Bana mı öyle geliyor? Griezmann topun başında. Yo, Alaba topun başında. Alaba vurdu. Allah. Alaba. Bas. Jordi Alba. Mesut Özil. Çok iyi gördü. Çok iyi geçti Abu. Abu çok... Bu gerizekalı mı ya? Bu niye böyle paslar yapıyor? Verdik pasımızı. Umtiti. Arnold. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bak şimdi burada da sinir olacağım ha. Saint-Maximin. Attık pası Griezmann. Griezmann. Baktı. At bakayım. Şimdi içeriye. Oha hoca. Oha. Bas 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 bas. Çok dikkat. Atacağın yeri çok iyi biliyorum. Atacağın yeri çok iyi biliyorum. Aldım. Aldım, verdim. Ekonomiye can verdim. Abu gidiyor. Oblak, bunu da tut, başka hiçbir şey istemiyorum. Bunu da tut, karaktersiz Oblak. 1-0 geriye düştük. Partenopo. 1-0 Aubameyang. Aubameyang bizi inanılmaz zorluyor. Gerçekten defans hattı önde olduğu için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Takımı da bir tık ileride oynatıyorum. Daha da dikkatli olmamız lazım. Saint-Maximin, daha çok dakika var arkadaşlar. Pasımızı verdik. Şimdi Griezmann. Tekrardan bir pas. Baktı içeriye. Aşıttı. Griezmann gidiyor. Griezmann pasını verdik. Son anda savunma. Loris aldı topu. Nereye atacak bilmiyorum. Şuraya atar saldırı. Zaman geçiriyor. Uzun gönderdik. Adam haklı abi. Atarsa geçirir. İndir. Messi. Kimpembe. Messi'yi tutacak. Aldık topu. Pasımızı verdik Saint-Maximin'e. Saint-Maximin ortaya Alaba. Alaba pasını verdi. Kylian Mbappe. Pas şimdi. Güzel. Orada 2'ye 1'imizi yaptık. Cuadrado. Uzun gönderdi. Kaç oğlum? Çok iyisin. Verdik pasımızı. Şimdi içeriye doğru. Oğlum koşuyorsun, ne duruyorsun ya? David Beckham. Pas. Ve ilk yarı bitecek. Evet, ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Aubameyang'ın attığı 1-0'lık üstünlüğü var. Bu golle önde bitiriyorlar devreyi. 63-37 topla oynama ama sadece topla oynuyoruz. Kaleye bir şutumuz var. Rakip kontrolardan daha iyi geliyor. İkinci yarı oyunu çevirmek için çok vaktimiz var. İnşallah çevireceğiz. Aubameyang'la başladılar. David Beckham takımı hala geride oynatıyor. Biz de ileride kalalım. Şimdi Loris pasını verdi. Jordi Alba. Jordi Alba. Pas, aldık topu. Mane verdi pasını. Şimdi Alaba. Alaba pas. Kimpembe'ye doğru. Kimpembe pas. Şimdi Cuadrado. Cuadrado gidiyor. Cuadrado. Kare X yaptık lan. Gerizekalı oyun. Loris uzun gönderdi. Aldık tekrardan. Alaba. Alaba pasını verdi. Şimdi bir pas. Mbappe geçemedi ama yine bizde olabilir mi? Mesut Özil aldı. Messi bizde top. Kimpembe. Mbappe. Mbappe pas. Arnold. Arnold pasını verdi şimdi. Tekrardan Sadio Mane. Baktık. Uzun gönderdi. Çok güzelsin. Gel şimdi. Gel ortaya. Gel ortaya. Gel 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 gel. Cuadrado pas. Kimpembe pasını verdi. Cuadrado. Savunma. Korner. İnanılmaz organize bir ataktı. Bunların devamını yaparsak kesinlikle bir gol bulacağız. İkincisi de olabilir. Şimdi Arnold topun başında. Arnold değil de Mbappe'yi alalım biz.
Mbappe'yi alalım. Cuadrado'yu ön direğe verdik. Şimdi attı Mbappe. Şimdi oğlum kare X yapıyorum Sait Maxim'in. Neden bak bir nostalji maçı yapıyoruz. Niye beni sinirlendiriyorsunuz ya? Loris uzun gönderdi. Alabiliriz. Aldık. Sakin. Umtiti. Pas. Van Dijk. Van Dijk. Arnold. Arnold baktı. Arnold uzun gönderdi. Orada bir boşluk. Hadi Mbappe kaç. Mbappe kaç. Mbappe. Mbappe gidecek. Arnold. Pas. Cuadrado alabilirdin olmadı. Şuraya atacak. Pas 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 pas. Aldık. Şimdi bir pas. Geçmedi. 60. dakika dakikalar daralıyor. Zaman kısıtlı. Kesinlikle gol bulmak zorundayız. Uzun gönderdi. Kimpembe daha yakın ama aldık topu. Şimdi Umtiti. Pas. Alaba. Alaba pasını verdi Cuadrado'ya. Cuadrado. Hadi oğlum çık ya. Çık. Şimdi Alaba. Alaba. En köşede. Şimdi içeriye. Attık. Bir pas daha. Griezmann. Ah düzelttik ama olmadı. Yalnız çift vuruşumuzu yine yaptık arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Abu yine gidiyor. Abu. Abu. Abu kaleci Oblak bizi dipten alıyor Oblak. Beckham korner kullanacak. Bu kornerden sonra oyuncu da değiştireceğiz. Bir bu korneri de atlatalım. Baktı içeriye doğru. Orta dışarıya verdi. Bir organizasyon olabilir mi? Griezmann. Alabilirsin Griezmann. Attık pasımızı. Şimdi Cuadrado. Cuadrado pas. Griezmann'a doğru. Geçmedi. Eyvah. Eyvah. Umtiti aldı. Şimdi Oblak. Oblak uzun gönderdi. Harika bir top Mane'ye. Mane aldı. Mane pasını da verdi. Şimdi Griezmann. Ortada bir boşluk. Çok iyi. Geçmedi. Alabiliriz. Alabiliriz. Oğlum alın lan artık. Şimdi verdik. İyi top. Harikasın. Attı. İçeriye doğru. Bir pas. Sait Maxim'in. Atak devam edecek mi? At artık onu. Start'a basıyorum. Oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Van Dijk indirdi. Kimpembe. Pas. Çok güzelsin. Çok basit bir pas hatasıydı bu ya. Aldık. Şimdi Alaba. Sait Maxim'ine. Maxim'in kanada. Cuadrado. 2'ye 1 yapacak. At oğlum artık. Ne olur at ya. At ya. Çok dikkat. Offside. Offside yok. Son 15 dakika Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Sakin. Messi. Çok iyi top. 2-0. 2-0. Abi şu kontrolara asla yani engel olamadık ve gerçekten ikinci golü yiyoruz. Belki de 1000 puanın altına düşürecek. Belki de değil, düşürecek zaten. Takımı fullleri alacağım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Şunları GF yapıyorum arkadaşlarım. Çünkü fullleri aldığımda stoperlerden biri de ileri gidecek. Şimdi yorulanlar var. Sait Maxim'in yerine Lozano'yu alalım. Hatta Lozano'yu şöyle kanada alalım. Başka alabileceğimiz oyuna bek var mı? Kim mi var? Ve Alaba'nın yerine de Kante'yi alacağız. Bu şekilde takımı fullleri. Son 15 dakikadan da az kaldı. Büyük ihtimal maçı çeviremem ama en azından bir gol heyecanı yaşatmak istiyorum sizlere. Takımı fulliler alıyorum. Alaba. Pas. Kimpembe. Kaç oğlum? Lozano. Şimdi Alaba. Alaba kanada süpersin. Şimdi Lozano. Lozano gidiyor. Lozano. Yine olmadı. Yine olmadı. Eyvah. Aldık topu Kimpembe ile. Pasımızı verdik. Lozano. Bas oğlum. Aldık. Çok güzel. Gel içeri. Lozano giriyor. Lozano pas. Alaba'yla. 2'ye 1. İçeride boşluk. Ortaya açtık. Allah kahretmesin olmadı. Uzun gönderdi yine bizde. Alaba. Pas. Kim mi? Pasını verdi. Şimdi hadi oğlum. Hadi oğlum. Ara topu. Umtiti. Olmadı. Aldık. Allah'ın cezaları. Uzun gönderdi. Lionel Messi. Eyvah. Çok iyi. Attık. Geçse çok güzel olacaktı. Aubameyang anasını belledi bugün ya. Yemin ediyorum var ya. Aldık topu. Uzun gönderdik. Süpersin. Lozano. Verdik pasımızı Alaba. Alaba pasını verdi. Mbappe. Hadi oğlum. Mbappe pas. Lozano gidiyor. Lozano döndü. Ortaya. Alaba. Alaba pas. Geçmedi. Umtiti. Kimse yok. Eyvah.
Ne Aubameyang'mış be kardeşim ya. At lan anasını satayım. At bunu da. Aubameyang. Aubameyang dışarı attı. Arkadaşlar 2-0 kaybediyoruz. Güzel maçtı. Şimdi gelin ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci rakibimiz de buldu ama ikinci rakipte de kadrosu güçsüz geldi abi. Tana diye biri geldi. 35 galibiyet oranı var. Biz de bir önceki maç biliyorsunuz 992 puana düşmüştük. Maalesef ki güçsüz bir rakip geldiği için üzüldüm ama bir kontrol edelim hemen. Yine oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kante'yi aldık. Yine aynı hat falan filan. Evet, şunu da defansif Kante'ye verelim. Bu şekilde başlayacağız. Eğer ki rakibi formamızda, hemen şöyle bir bakalım. Hangi formalarımız var? Evet, şu anda üzerimde gördüğünüz siyah forma. Tabii bu 2019'da biraz daha farklısıydı. Bu biraz daha 2020 versiyonu. Bu şekilde başlayacağım. Rakibi eğer ki ilk yarıda maçtan çıkarabilirsek, tabii istediğimiz gibi geçerse, 3. maçı da yapacağım. Yoksa bu şekilde bitecek. Haydi buyurun. Hadi 2. maçımıza geçelim. Ve evet, 2. maçımızdayız. Bakalım, dediğim gibi ilk yarıda eğer maçtan çıkarsa 3. maçı oynayacağım. Duruma göre bakacağız. Hadi bismillah, vurduğumuz gol olsun diyoruz. Siyah formamızla birlikte sağdayız. Ve inşallah istediğimiz skoru buradan alacağız. Takımı yine bir tık ileri alıyorum. Saint-Maximin. Pas. Tekrardan rakip de bir verkaç yaptı. Çok iyi bir pas. Cuadrado gidiyor. Son çizgiye kadar indi. Cuadrado pası. Savunma ve korner. Bir korner taktiği yapacağız. Belki inanmayacaksınız ama antrenmanlarda ben 15 dakika çalışıp girdim bu maça diyeceğim. Şaka, öyle bir şey yok tabi. Cuadrado içeriye. Ortayı açacak bir korner daha. Tekrardan Cuadrado. Şimdi. Lan senin kontrolüne sıçayım ben ya. Gerizekalı. Makunudi. Butko. Butko, top bomba değil kardeşim. Yani bırakmana gerek yoktu. Kante. Pas. Şimdi Cuadrado. Cuadrado. Kanatta Kimpembe var. Orta açacak. Açmadı. Şimdi bakıyor. Al lan bu sana. En aşağı. Şimdi orada. Bir pas daha. Mane gidiyor. Mane gidiyor. Mane gidiyor. Mane gerçekten bokunu çıkardın. Rakibi asla küçümsememen gerek yok kardeşim. Arnold. Güzel paslaşmalar. Bu oyuncuların birçoğunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Butko. Takımı bu arada 3 yıldız. Yani 5 yıldız oynamıyor, bilginiz olsun. Bizim yine full olmasa da 5 yıldız. Rodrigo. Rodrigo kaleci son anda. Aman yarabbi. Attık pasımızı. Şimdi Kante ile gidiyoruz. Kante ortaya. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe pasını verdi. Cuadrado gole gidiyor. Cuadrado gole gidiyor. Cuadrado gole gidiyor. Cuadrado gole gidiyor. Cuadrado. Kalede Hart var. Gerçekten onun için Hart olacak bu şut olmadı. Bas çocuğum. Bas çocuğum. Ah. Van Dijk. Aldı. Ortaya. Saint-Maximin. Şimdi Mbappe pasını verdi. Cuadrado gidiyor. Cuadrado gidiyor. Bugün çok gitti Cuadrado. Oğlum Griezmann'a niye vermiyorsunuz ya? Çocuğum, Griezmann'ı niye vermiyorsunuz? Kayarım. Kaydım, müdahaleyi yaptım ve topu taca atıyorum. Şimdi etkili geliyorlar. Pas. Şimdi aldık Arnold'la. Pasımızı da verdik. Griezmann'o. Mbappe. Mbappe önünde büyük bir boşluk var. Mbappe gidiyor. Mbappe pasını da verdik. Saint-Maximin'e. Saint-Maximin. Saçların bozulacak kardeşim. Dikkat et. Çok dikkat. Zaha. Zaha'ya dikkat etmek lazım. Attık pasımızı Kante. Ortaya. Saint-Maximin'e. Saint-Maximin. Şimdi 2'ye 1 yapacak. Süpersin. İçeriye girecek. İçeriye girecek. Oha hoca. Hoca oha diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Arnold. Güzel pas. Griezmann. Griezmann. Kanada. Şimdi Arnold'a. Arnold ortaladı. Bir kafa. Kaleci mi Hart. Şimdi Rodrigo ile etkili geliyorlar. Aldık. Umtiti aldı. Süpersin Umtiti. Umtiti gidiyor. Umtiti aradan. Offside olmayabilir. Griezmann. Kaleci. Atak devam edecek. Pası Arnold. Arnold. Birebir de etkili. Orta. Geçmedi. Anasını avradını. Geçmedi. Rodrigo. Uzun gönderdi Zaha'ya. Zaha. Zaha. Wilfred Zaha. Top dışarı çıkıyor. Aha. Aldık topu. Orada bir defansif bir hata. Arnold. Saint-Maximin. Pas Kimpembe'ye. Kimpembe ortada. Mbappe. Mbappe pasını verdi Cuadrado'ya. Cuadrado attı tekrardan. Mbappe girdi. Mbappe girdi. Mbappe vurdu ve 1-0 oldu Mbappe. Kylian Mbappe. Adamı ilk yarı maçtan çıkaracağız dedik. Anasını satayım, bizden daha iyi oynuyor. Attı topu Vlar. 30. dakika, dikkat etmemiz lazım. Belki 1-2 tane daha atarsak çıkabilir. Arnold. Umtiti. Aldık topu. Ver artık yavrum.
Sadio Mane, konuşamadım da, Kylian Mbappe, pas, şimdi Cuadrado, ara pası, tekrardan Cuadrado göre gidiyor, arka tarafta bir boşluk, ortaya açtık, savunma, atak devam edecek, şimdi Saint-Maximin burada olmadı, Mane var orada, Mane pas, geçmedi ama Arnold, eyvah, aldık, al, oğlum alsana lan, al, Van Dijk, şimdi Saint-Maximin'e, Saint-Maximin, iyi top, şimdi araya geçmedi. Cuadrado atak devam edecek. Ortaya. Griezmann'o olmadı. Arkadaşlar baya tabii oyun farklı ya. Ama gerçekten de birazcık kötü oynadığım farkındayım. İçeride boşluk, orta atabileceği en iyi yere attı ama Oblak. Ama şunu söyleyeyim. Yani oyunun görselleri falan baktığımızda 2020 çok daha iyi görsel olarak. Kimpembe. Şimdi bir pas. Cuadrado gidiyor. Ortada bir boşluk. Ortaya atmak istemiştim. Atak devam edecek. Alabilirdik. Olmadı. Ne sabın ki aldı. Uzun gönderdi. Yine ara pası Arnold. Verdik pasımızı. Aha. Rodrigo Arma öncesi Kimpembe aldı. Ortaya. Kante. Pas. Kaç oğlum. Kendini gösterdin kaç. Kendini gösterdin. Cuadrado gidiyor. Pasını da verdi. Kylian Mbappe pas. Saint-Maximin ortaya döndü. Griezmann 2-0 oldu. Bakalım oyundan 2-0'la ben olsam çıkmam. Büyük ihtimalle o da çıkmayacak. İlk yarı 2-0 bitiyor. Açık söyleyeyim kötü de oynamadı. Bence bizden daha iyiydi bu kadrosuna rağmen. Oyun planına göre büyük ihtimal ikinci yarıya başlayacak. Bakalım ikinci yarı bizlere neler gösterecek, çok merak ediyorum. Rodrigo ile başlıyor. Artık eğer ikinci yarıya başladıysan en azından bu maçı beşlememiz lazım. Rodrigo kaleci... Ne oldu? Şu an ne olduğunu bana biri anlatabilir mi? Bu neydi ya? Bu nedir yani? Bu nedir arkadaşlar? Gerçekten şu an şoke olmuş durumdayım. Yapacak bir şey yok. 2-1 oldu. 5'i atarım derken golü yedik. Saint-Maximin. Şimdi Mane. Mane atabilirsen çok büyük bir etki olacak. Kimpembe. Kimpembe pasını verdi. Şimdi orada Cuadrado. Attı. Saint-Maximin. Birebir de etkili. Saint-Maximin. Vurun lan. Biriniz vurun artık. Şimdi. Attı. Baktı. Cuadrado. Aşırttı. Vur. Kimse yok orada. Korner mi? Değil. Arnold aldı. Arnold pasını verdi. Şimdi. Baktı. Tekrardan bir pas. İçerisi boş. Orta. Bomboş. Cuadrado. 3 oldu. Cuadrado attı, 3 oldu arkadaşlar. İnanılmaz şerefsiz. Ben senin golünü izledim, sen niye izlemiyorsun? Kimpembe verdi pas ama olmadı. Atak şimdi devam. Ayvayı yedik galiba. Arka taraf kaleci. Al oğlum lan, nereye gidiyorsun lan? Orası senin kalen. Aldık Arnold. Arnold pasını verdi. Şimdi çok iyi be. Çok iyi. Cuadrado gidiyor. Cuadrado pas Mbappe. Oğlum sarhoş musun sen ya? Kimpembe. Cuadrado. Şimdi bir pas. Griezmann pasını verdi. Gole gidiyor. Aşırttı. Kaleci son anda müdahale. Korner. Parmaklarının ucuna bir müdahale var hoca. Onu es geçmeyelim lütfen. Önemli. Kornerler bizim için önemlidir. Arnold. Şöyle bir baktı. Cuadrado ile başlayacağım. Cuadrado aldı. Eh be Cuadrado. Arnold olmadı ve şimdi rakip kontra atağa başladı Zaha'yla. Zaha, Butko pasını verdi. Eyvah, kanat boş. Tamam, orayı tuttum ben. Bırak onu bana. Onu ben istiyorum onu. Onu yalnız yardıma gelin, ben tutamadım. Pas içeriye doğru aldık. Oblak pasını verdi. Şimdi Kimpembe attı. Kante uzun gönderdi. Birazcık zorlama bir pastı. Cuadrado, oyuncu değişiklikleri de yapacağız birazdan. Aldık topu. Çok güzel bir çalımdı. Saint-Maximin pasını verdi. Ne yapıyor oğlum? Nerelere veriyorsunuz ya? Sokacağım oynayacağınız topa şimdi ha. İklim oynadığınız oyun. Arkadaşlar bu arada kafama sokayım. Sol tarafta Hazard varmış. Biz 2 saattir burada Cuadrado ile oynamaya çalışıyoruz. Olacak iş değil ya gerçekten. Şimdi Cuadrado. Sana demedim yavrum, şaka yapıyorum. Verdik pasımızı. Oğlum nereye veriyorsunuz ya? Ne abi bu? Anasını Kimpembe. Ya sizin oynayacağınız topun ta anasını avradına sokayım ya.
Umtiti, Cuadrado. Bakın abi hareketlere bakın abi. Şu anasını sattım topu bir şuraya çevireceksin. Bu kadar basit ya. Uzun gönderdik, nereye attı yine? Nereye attı ya? Koyduğumun oyunu. Arkadaşlar şu bir gerçek. Ne oynarsanız oynayın demek ki stres yapıyorsunuz. Yani 2019'da oynasan, 2020'de oynasan bir de rakip de starta bastı oyunu çevirecekmiş gibi rakibimizi bekleyeceğiz. Kimpembe. Oğlum o hakem mi o? Hakem değil mi o? Kendi oyuncum değil yani, onu atacaktım gerçekten de. 69. dakikayı 70. dakikaya bağlayan dilimdeyiz. Şimdi ya neden geç kalıyorsunuz ya? Luis Gustavo uzun gönderdi. Van Dijk aldı topu, Umtiti. Umtiti pas. Saint-Maximin Kimpembe, ikisi de sarı, karıştırıyorum yani ya, ne yapayım. Kante. Kante pasını verdi. Şimdi Griezmann. Oha. Oha. Lozano. Attı tekrardan. Lozano vurdu. Bir gol daha geldi. Bağlantı Nanaito. Ama golümüzü attık Lozano'yla. Kaç kaç oldu? 4-1 oldu. Ya sokayım senin formation'ının ta anasını sok. Vlar. Verdi pasını. Ama rakibi gerçekten kutlamak lazım. Bu kadroya rağmen yine iyi oynadı bana göre diye düşünüyorum. Tabii ama onların en büyük artısı bu oyunu devamlı oynuyorlardır. Bizim gibi böyle nostalji olsun diye girmemişlerdir. O yüzden tabii biz biraz uyum sorunu yaşıyoruz. Kimpembe. Sokarım uyumuna dedi, aldı topu. Verdi pasını Kante'ye. Kante baktı. Eğer ki buraya atabilirsem kim mi? Verdik pası. Sakin. Attık. Ortaya. Süpersin. Attı Lozano. İçeriye girecek. Saint-Maximin de var içeride. Ama Sadio Mane bir şey yapamadı. Sesenyo. Pas. Eyvah. Eyvah. Basogok. Basogok ortaya dönecek. Attı. Umtiti aldı. Aldığımız gibi verdik. Oğlum Van Dijk, top sende ne? Ayak mayak hareketlerine giriyorsun ya. Aldık. Verdik. Ekonomiye can verme zamanı. Şimdi Kante. Kante, senin o küçük boyuna sıçrayım ya. Uzun gönderdi. Umtiti. Ve bağlantıda bir Nanaytoluk olmaya başladı. At. Cuadrado. Lozano. Olmadı. Rodrigo ve Van Dijk aldı topu. Van Dijk pasını verdi. Şimdi orada ya adam pasa bastı, tekrardan gitti, aldı topunu ya. Zaha, orta, Rodrigo, kafa, üstten al. Yerden Umtiti ile başladık. Harika başladık yalnız. İnanılmaz başladık. Aldık topu. Şimdi Umtiti. Takımı fullleri alıyorum. Attık. At bakayım ortaya. Süpersin. Kante. Pas. Şimdi bir pas. Süper. Kaç oğlum? Ortada, çok iyi kaçtı. Cuadrado, sol ayağın yok değil mi senin? He? Sol ayağın yok yani. Lozano, pas Griezmann. Griezmann pas, geçmedi. Kante geriye döndü. Kimse yok lan. Uzun gönderdik. Eyvah. Kim mi? Baktı. Kim mi? Attı çalımı. Oha, penaltı yok mu? Bir pas daha. Şimdi baktı Kante. Kante vurdu. Olmadı. Atak devam edecek. Van Dijk de ileride. Herkes ileride. Sadece kalecimiz geride ve maçı kazanıyoruz. Arkadaşlar nostalji yaptık bugün. Kazanmak kaybetmek önemli değil ama son maç bu sayılmaz. Rakibin zaten kadrosu çok iyi değildi. O yüzden güzel bir mücadeleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz nostalji videolarını istiyorsanız abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.